Günaydın. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Aynen bugün günlerden salı. Zaten önceki vlogumda bahsetmiştim. Bu hafta evdeyim, çalışmıyorum. O yüzden böyle kendime erkenden kalkıyorum, işlerimi yapıyorum. Çok iyi geliyor gerçekten. Şimdi işte ben uyandım. Bir yarım saat falan oluyor. Videomu yükledim, bayram vlogunu. Bu arada bakın, yeni küpelerimi taktım. Çok şeker. Sayfaya aşağı yazarım sizi. Ve bu kolyemi de oradan almıştım. Gerçekten aldığımdan beri her Allah'ın günü bunu takıyorum. Zaten fark etmişsinizdir videolarında. Her neyse şimdi çok konuşmayayım ben. Önce bir evimi toparlayacağım. İlk işim bu. Her yeri bir güzel toplayacağım. Oturma odasını, yatak odasını, sonra banyoyu falan. Ondan sonra süpüreceğim, toz alacağım. Yani günlük ev işleri. Ve sonrasından da yemeğimi yaparım. Ama önce bir temizliğimi bitireyim. Halımı da çırptım şu an balkondan. Şimdi ne yapıyoruz? Burayı şimdi toparladım. Oturma odasını da toparladım. Bir hemen banyoya geçeceğim. Orada birkaç bir şey vardı galiba. Onları da toplayacağım ve yerdeki banyo halılarını da kaldıracağım. Ondan sonra süpüreceğim evi artık. Hemencik de nefes nefese kaldım ya. Şu görüntü şu an beni çok rahatsız etti. Arkada da çamaşırlar var. Allah'tan onları dün gece yapmışım. O yüzden şimdi yapmam lazım değil. Yani dün yıkadım, serdim. Daha hala biraz ıslaklar, o yüzden kaldırmayacağım. Büyük ihtimal akşama kaldırırım. Kurstan geldikten sonra. Ve bunlar böyle küçük halı olduğu için hemen burada çırpıyorum. Zaten süpüreceğim şimdi. Şeydekini de getireyim. Ve buradaki eşya. Kutuyu ben kaldırıyorum, Akif çıkartıyor. Bakın normalde şu şeyin lavabonun altına koyuyorum. Çünkü böyle etrafta fazla bir şey sevmiyorum. Ama Akif ne zaman kullanırsa her zaman dışarıda bırakıyor. Ben de her zaman yerine koyuyorum. O bana diyor ki dışarıda bırak. Ben ona diyorum içeri koy. Vallahi ya. İşte erkekler ne bilsin böyle dağınıklığı şeyi. Hep biz kadınlar düşünürüz.
Ve temizliğim bitti arkadaşlar. Bakın her yeri sildim, süpürdüm. Mutfak da temiz. Ve burada bu şekilde. Burası da bitti. Ve yatağın üzerinde kablom var. Akünün. Şimdi ne yapacağım? Saat galiba... Ay saçımda ne berbat. Açılmış mı bu? Yok açılmamış. ne diyecektim? Saat şu an 2'ye geliyor ve ben şimdi kahvaltı yapacağım. Fazla iştahım yok ama yine de yiyeceğim. O yüzden galiba mısır gevreği yerim. Zaten göreceksiniz ne yediğimi. Bu saç beni sinir etti. Ondan sonra da yemeğimi hazırlayacağım. Çünkü biliyorsunuz bir gün kursa gideceğim tekrar. Saat 5'ten 8'e kadar. O yüzden dedim bari bir gün kursa gitmeden yemeğimi hazır yapayım. Gelirken hazır olsun. Öyle yani. Hemen bir şeyler atıştıracağım. Ondan sonra da yemeğe başlayacağım artık. Galiba fırında tavuk ve patates yapacağım. Yanına da pilav yaparım. Öyle yani. Bunu yiyeceğim arkadaşlar. Bu böyle tarçınlı bir cornflakes. Çok seviyorum bunu. Bayağıdır yemiyordum. Şimdi bu düşecek Allah'ım. Biraz öpeyim de. Arkadaşlar ben şimdi yemeğimi yapmaya başlıyorum. Burada gördüğünüz kanatlarını dün geceden çıkartmıştım. Şimdi donu açıldı. Onları güzel yıkayacağım. Kanatlarımı yıkadım. Şimdi baharat diyeceğim. Üzerinden biraz böyle zeytinyağı geçiriyorum. Sonra biraz salça ekleyeceğim. Çok az. Böyle. Sonra tavuk baharatını kullanacağım. Bu çok güzel tat veriyor. Bundan bolcana koyabilirim. Toz biber de ekledim. Şimdi karabiber ekleyeceğim. Vegeta. Biraz. Çok az koydum buradan. Biraz normal tuz ekleyeceğim üzerine. Evet. Şimdi bunu bir güzel yoğuracağım ellerimle arkadaşlar. Aslında içine sarımsak tozu ekleyince de çok güzel oluyor. Yani sarımsağın kendisi daha doğrusu. Normalde koyuyordum da bugün nedense koyasım yok. Sarımsaksız yapacağım. Arkadaşlar şimdi bunu patateslerimi yapana kadar buzdolabında bekleteceğim. Üstünü streçleyip ondan sonra da zaten fırına süreceğim. Arkadaşlar patateslerimi soydum ve yıkadım. Şimdi bakın böyle bir bıçağım var. Bunları böyle keseceğim.
Göreceksiniz şimdi nasıl olduğunu. Bakın böyle tırtırlı gözüküyor mu bilmiyorum ama bir gün böyle keseceğim. Bakın çok güzel. Tatlı. Bunların üzerinden de biraz sıvı yağ gezdireceğim. Karabiber. Yine tabii kafanıza göre nasıl baharatlamak isterseniz öyle. Bakın arkadaşlar şu an böyle tepsiye dizdim, hepsini fırına süreceğim. Bu arada bugün patateslerimi fazla baharat yapmadım. Normalde onlar da böyle kırmızı oluyor baharattan dolayı. Ama bugün böyle sade yapmak istedim. Öyle şimdi fırın ısınsın, ondan sonra içine koyacağım inşallah. Bakın arkadaşlar patatesler ve kanatlar pişti. Ve ben de şu an yani bunun altını kapatıyorum. Tadına baktım zaten patatesler de yumuşamış. Biraz böyle açık kalsın. Şimdi pilavımı yapacağım. Burada ıslatmıştım zaten. Yarım saat oluyor galiba. Şimdi hemen onu yapıyorum evden çıkmadan. Çünkü biraz acele etmem lazım. Kursa geç kalacağım yoksa. Ondan önce de markete uğramam lazım. O yüzden hemen pilavımı yapalım. Kızlar ben şimdi yemeğimi bitirdim. Hem pilavım pişti hem de fırında yemeğim de pişti. 5 dakikada hemen üstümü değiştirdim. Saçımı böyle yine yukarıdan topladım. Bu arada makyaj yapmadım. Sadece kaşlarımı doldurdum ve ruj yaptım. Biraz daha yanaklarımı kırmızı aldık yaptım. Çok beyaz durmayayım diye. Çünkü saat resmen 4.30, hemen aşağı ineceğim. Tuvalet kağıdı falan lazım. Sonra kağıt, mendil, o tür şeyler lazım. Hemen gidip alacağım. Ondan sonra yukarı getireceğim ve sonra hemen direkt kursa gideceğim. Ve hemen kıyafetimi de göstereyim. Çünkü hep soranlar oluyor. Bu ayakkabımı da bir önceki vlogumda çok sormuşsunuz.
Bu Nike'tan arkadaşlar. Nike 2 Tum K olarak geçiyor. Sonra pantolonum da Zara'dan. Üstümde geçen almıştım Tiantara'dan. Bu da böyle. Bu yeleğim de nereden? Zalando'dan. Aynen. Bir de burada işte maskem var. Şimdi gitmeye hazırım. Ve çöp alacağım. Ay boşuna koşturdum ya. Tahmin ettiğimden daha da erken çıktım. 5 dakikada girip çıktım valla marketten. Bu arada ayna hala kirli. Ne diyecektim? Şimdi saat 4.30 yani 4'ü 50 geçe evden çıkacağım. Çünkü kurs yeri bana bayağı yakın. O yüzden hemen size evde 2 dakika aldıklarımı göstereceğim. Evet nefes nefesiyim her zamanki gibi. Ama şaşırmadık. Ay, anahtarım nerede? Buldum. Yalnız dışarı öyle bir sıcaktı ki vallahi piştim yani hiç böyle tahmin etmezdim. Olsun tabii hava güzel olunca moralim de düzeliyor. Şimdi hemen gösteriyorum neler aldıklarımı. Fazla bir şey almadım. Çünkü zaten birincisi zamanım yoktu. İkincisi acil olan şeyleri hemen aldım. Tuvalet kağıdı. Ondan sonra böyle dörtlü bir şey aldım. Kağıt havlu aldım. Ama paketini orada açtım. Çünkü poşetime yerleştirmek istedim. Bunlar şimdi direkt yerine götüreceğim. Kiler miydi? Kiler herhalde. Sonrasından böyle şey aldım. Müsirigl aldım. Mısır gevrekli çikolata böyle. Sonra siyah ekmek aldım. Çünkü evde az kaldı. Bunu göstereyim. Bir tane salatalık. Sonrasından bir paket yumurta aldım. Ve bakın en sevdiğim humus. Nohut ezmesi bundan aldım. Kahvaltıda yiyeceğim. Ondan sonra tereyağı aldım. Zaten bitti bitecek benimki. Ondan sonra böyle bir tane domates aldım. Ve aynen bu da son olarak bir limon. Yani bu kadar da alışverişim. Ne kadar ödedim? Ben niye kağıda bakmıyorum? Tam olarak 13,71 € demişim. Şu an bu bilgiyi neden verdim bilmiyorum ama çoğunuz merak ediyorsunuz ve şikayet ediyorsunuz neden söylemiyorsun diye. Artık böyle unutmadığım zamanlar sizlere de fiyatını söyleyeceğim. Evet. Şimdi ben bunları yerine bir güzel yerleştireyim. Ondan sonra da çantamı hazırlayacağım. Yemeklerim zaten hazır ve çıkarım yani. Başka işim kalmadı. Yemeğimi de yaptığım için çok mutluyum. İyi ki yapmışım. Yoksa kurstan sonra akşam böyle stres oluyor. O yüzden şimdi iyi oldu böyle. Neyse çok konuştum. Bakın arkadaşlar suyumu doldurdum. Yanıma alacağım. Ve iki tane bu gevrekten aldım. Orada acıkırsam atıştırırım diye. Öyle şimdi bunu çantama koyacağım. Ondan sonra zaten çıkarım evden. Saat şu an tam 50 geçiyor. Ve ben tam zamanında çıktım. Arkadaşlar büyük ihtimal kurstan çıktıktan sonra yani eve gelince devam çekerim. Orada bir şey çekmem. O yüzden şimdi burada kapatıyorum. Sonra tekrardan görüşürüz inşallah. Biraz da dışarıyı çekeyim ondan sonra kapatıyorum. Hava gerçekten nasıl olduğu belli değil. Ay inanmıyorum yağmur yağmaya başlıyor şimdi de. Daha 10 dakika önce sıcaktan ölüyordu. Şimdi yağmur yine başlayacak galiba. Allah'ım inşallah hızlanmaz. Bir an önce gitmem lazım kursa. Şu an kurstan çıktım. Kocacığım sağ olsun beni almaya geldi. Aslında bir gün bilmiyordum Akif'in geleceğini. Hiç sorun değil. Uban'la gidecektim trenle ama gelmiş. Şimdi eve gidiyoruz. Aşkım yemeğin senin yerinde mi? Çok lezzetliydi. Vallahi de. Sağlık. Bana bıraktın mı? Afiyet olsun. Şimdi ben de gidince yemek yiyeceğim. Sonra bilmiyorum. Bakar mısınız? Tam olarak bundan bahsediyordum. Ben kaldırıyorum, Akif çıkartıyor. Ya sabır ya sabır. Bu arada arkadaşlar şimdi eve geldik biz ve ben gelir gelmez hemen üzerimi değiştirdim. Çünkü pantolonla evde rahat etmiyorum. Şimdi kendime yemek ısıtacağım. Akif zaten yemiş, o yemiyor. Uzanıyor bile herhalde, uyuyacak, çok yorulmuş.
Ben de yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra şu arkada gördüğünüz çamaşırlarımı katlayacağım. Ondan sonra da keyif yapacağım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere inşallah. Bye bye.